değerli arkadaşlarım. Bugün bizlerle Yeşil Yaka Lansmanı'nda beraber olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum ve hoş geldiniz diyorum. Esasında doğayla iç içe keyifli bir yaşam alanı sunan Yeşil Yaka projemiz ve MESA ve Nurol'un güçlü ve uyumlu işbirliğiyle gerçekleşecek, hayata geçecek. İki firma çok uzun yıllardır, zannederim Türkiye'nin en eski iki firmalarını bizim dışımızda hele developer olarak daha eski firma olduğunu tahmin etmiyorum. Birçok beraberliklerimiz oldu. İstanbul'da, Ankara'da. En son İstanbul'dan belki bizi bilirsiniz beraberliğimizi Bahçeşehir projesiyle. O zaman da 4,5 milyonluk bir alandı, böyle 15 bin konut diye çıkıp sonra 30 bin konutlara doğru gidince orası, biz oradan çıktık. Onu birkaç defa iletmiştim. Esasında burada doğanın ortasında özgün ve konforlu bir yaşam sunan Yeşil Yaka projesini hayata geçireceğiz. Esasında toplam arsa iki firmaya ait, 1 milyon metrekare civarı. Şu an üzerinde ruhsatını aldığımız ve uğraştığımız alan 320 bin metrekare. İlginç olan tabii burada bizim mevcut hakkımız olan inşaat hakkımızın bile yarısını kullanıyoruz. Ve 159 tane ev planladık. Toplam 320 bin metrekare alanın en fazla %15'ini bu binaların tabanı kaplıyor. Geri kalan %85 olan yol ve yeşil. Gerçekten ciddi bir yeşile sahip. Zaten konutlar ortalama 1000 metrekare civarı bahçeye sahip. Bunlar gerçekten keyifli bir yaşamın müjdesi olacak ileriye dönük. Ben yıllar önce de bir miktar bahçeli ev yapıp ondan sonra Türkiye'deki o yoğunluk artışları sebebiyle ağırlıklı bizler de mimar olarak dünya kadar bloklar yaptık şehir içinde. Meslekte mimarlık olunca şunu hatırlardık. Eskiden işte masallar vardı. Pamuk Prenses, Yedi Cüceler, beraberinde şeyler, bizim ağırlıklı Kırmızı Şapkalı Kız falan gibi, hep hatırlarsanız bunlar iki katlı, tek katlı evlerin içinde geçer. Biz bu projeleri betonarme, tünel kalıp yüksek yapıları sürdürürken mimar arkadaşlarımız da artık masal bitti diyorduk. Zannederim burada masalı yeniden başlatacağız. Öyle gözüküyor. Esasında burada zannediyorum ev sahibi olanlar yoğun iş hayatının en büyük mükafatı olan eve dönüş keyfini bütünüyle yaşayacaklar. Toprağa basarak yaşamayı isteyenler ve bu güzel ortamda yaşamak isteyenler için burası iyi bir adres olacağını tahmin ediyorum. Esasında İstanbul'un geleceğinin de bu olmasını istiyorum. Keşke bu şekilde bir yaşamı sağlasak. Gelişmiş toplumların hepsi böyle. Çünkü Amerika'da hemen hemen toplam nüfusun %88'i bahçeli evde oturuyor. Bu İngiltere'de %78, Almanya'da %75, bu Türkiye'de %18-19 gibi. Zaten tarım nüfusunda düşünürseniz hemen hemen onu karşılıyor. Hem konutlardık, şehirlerdeki alçak konut çok az sayıda. O da bir anlamda gelişmişliğin modelini veriyor bize, yani Türkiye'ye. Keşke bu tip yapıları ulaşımı sağlayarak diğer bölgelerde de geliştirebilsek. Esasında zannederim 3. havalimanı yollarıyla burası çok ilginç bir hale gelmeye başlıyor. Bunu da
Yeşil Yaprak'ta benzerlerine çok rastlanmayan bir proje olarak öne çıkacağını tahmin ediyorum. Projemiz müellifi Sayın Kerem Bey'e ve ekibine gerçekten çok teşekkür ediyorum. Onlarla bundan önce Çamlıca'yı geliştirmiştik. Esasında birazdan Tolga Bey projeyle ilgili tüm detayları sizlere aktaracak. Ama Yeşil Yaka bizim MESO olarak altına imza atmaktan gerçekten gurur duyduğumuz bir proje oldu. Bunu tabii Nuroğlu'la beraber paylaşıyor olmak da bizim için ayrı bir mutluluk. Onlarla şu an Polonya'da da aynı tip konutları geliştiriyoruz. İzninizle ben konuşmamı bitirip Sayın Ceyda Çarmıklı'ya da birkaç söyleyeceğini tahmin ediyorum. Değerli basın mensupları, sevgili dostlar. Bizim için bugün yine çok heyecanlı bir gün. Çünkü yine Allah bize nasip ediyor, yeni bir projeye başlıyoruz. Biliyorsunuz ki siz de takdir edersiniz, bir inşaat firması, bir gayrimenkul firması için yeni bir projeye başlamak, geliştirmek kadar heyecan verici, mutluluk verici bir olay olamaz. Ve bugün buraya gelip bizlerle bu heyecanı, mutluluğu paylaştığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bizlere vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Biz Nuroğlu olarak bu sene 50. yılımızı kutluyoruz. MESA ile ortaklığımız da geçtiğimiz 40 yıla dayanıyor. Biz beraber, Erhan Bey de bahsetti, Bahçeşehir projesini yaptık. Biz beraber bir şehir kurduk. Ve Türkiye'nin en köklü inşaat ve gayrimenkul firmaları MESA ve Nuroğlu aslında bizim ana inşa ettiğimiz şey güven. Güven ve kalite bizim temel değerlerimiz. Ve her yaptığımız işte olduğu gibi Yeşil Yaka projesinde de müşterilerimiz, dostlarımız attıkları her adımda bu değerleri hissedecekler. Değerli dostlar, Yeşil Yaka projemiz İstanbul'umuza, Türkiye'mize hayırlı olsun. Tekrar bizlerle beraber olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Ve detayları vermek için sözü arkadaşlarıma bırakıyorum. Çok, çok teşekkür ederim. Ceyda Hanım, Erhan Bey. Öncelikle mensupları hoş geldiniz değerli arkadaşlarım. Ben de size Yeşil Yaka ile ilgili bilgiler vermek istiyorum ama öncesinde bir tanıtım filmimiz var. İsterseniz önce onu izleyelim. Sonra devam ederiz. Thank you.
betondan çok yeşil gördüğünüz bir proje Yeşil Yaka. Biz Yeşil Yaka'yı değerli Ergin Umut Çalışlar ekibiyle birlikte tasarladık. Yaklaşık 2,5 yıldır proje üzerinde çalışıyoruz. Çalışmalarımız da devam ediyor. Genel prensip olarak bahçelere sınırlı bir hayatın dışında iyi komşulukların geliştiği, dışa dönük bir proje tasarlamaya çalıştık. Bunun bir yenilik olduğunu düşünüyorum. Çünkü bahçenin dışındaki hayat çok cazipleşiyor. Biz ilk etapta 350 bin metrekarelik bir alanda 159 villa olarak tasarlıyoruz projemizi. Erhan Bey'in de ifade ettiği gibi bu alandaki arazimiz çok daha fazla. Ancak ilk olarak 56 adet villayı satışa sunuyoruz. Yeşil Yaka'da asıl evinizin dışında yapacak çok şey var. Ailenizle birlikte açık hava sinemasına gidebilirsiniz. Burada sağlıklı bir yaşam üzerine kurduk temamızda. 2,5 kilometrelik bir koşu ve bisiklet parkı yaptık. Orada bisiklet kullanabilirsiniz. Çocuğunuzla maket gemi yüzdürebilirsiniz. 1500 metrekare büyüklüğünde bir gölet tasarladık. 4 mevsim yolu yaptık. Orada her dönem farklı bir rengi göreceksiniz. Sportif olarak tenis kortları, açık ve kapalı yüzme havuzu, fitness salonu, bir spa, aynı zamanda hem enerjik noktalar, daha çok sportif alanlar, hem de dingin ve sakin bölgeler tasarladık. Bundan bahsetmişken biraz kulübümüzden de bahsettim. Yeşil Yaka Kulüp toplam 1200 metrekare kapalı alana sahip. Ve bu açık kapalı yüzme havuzunun olduğu, spa'nın ve fitness center'ın yer aldığı, bir parti evinin olduğu, özel kutlamaların yapılabileceği bir alana sahip bir yer ve arazimizde de üst kokta yer alıyoruz. Peyzaj Yeşil Yaka için çok önemli bir unsur. Biz bir kere tasarımda çok önemli bir kriter olduğunu düşünüyorum. 3000 ağaç dikiyoruz bu bölgeye ve bir koru alanı yapıyoruz Yeşil Yaka'da. Özellikle ilk satışa sunduğumuz 56 adet villanın da tam önünde yer alıyor burada. Projemizin %70'i yeşil alanda oluşuyor. %85'i açık alan. Bizim temamızda Yeşil Yaka'yı tasarlarken aile yaşamı ve çocuklar var. Özellikle çocuk oyun alanlarını çok önemsedik. 2500 metrekarelik çocuk oyun alanı tasarladık. Bunun içinde bizim için de en çarpıcı olanı ağaç evlerdi. Projenin çocuklara yönelik çok fazla aktivitesi var. Tırmanma duvarı, macera parkı ve kaykay pisti tasarladık. Biraz da villalardan bahsetmek istiyorum. Proje geliştirme sürecimiz devam ediyor. Şu anda iki tip villayı beğeniye sunuyoruz. Bir tanesi 380 metrekarelik sedir, diğeri de 370 metrekarelik Söğüt. Bu villaları konumlarken de arazinin doğal eğimine uygun, aralarında sıralar arasında 4 metrelik kok farkının olduğu, birbirini engellemeyen, gölge atmayan, birbirinin önünü kapatmayan bir yapı düşün. Ben hem Erhan Bey'in hem Ceylan'ın da bahsettiği projecilik anlayışımıza, proje geliştirme sürecine ayrıca değinmek istiyorum. Biz tek bir ekip haline geldik ve çalışmalarımızı böyle sürdürüyoruz, güçlerimizi birleştirdik. Biz küçük detayları bile gerçekten çok önemsiyoruz. Hatta çok ilginç bir örnek vermek istiyorum. İcra kurullarımızda bir pergola detayını, üzerine yağacak kar yükünü dahi saatlerce konuşuyoruz. Bu da gerçekten proje geliştiriciliği özelliğinden geliyor diye düşünüyorum. Aynı zamanda inşaat hakkımızın da neredeyse yarısından da azını kullanıyoruz. Konuma gelince 3. Havalimanı ve TEM'e çok yakın bağlantı yollarına çok yakın bir noktadayız ve gerçekten burada eve dönüş keyfini yaşayacağımızı düşünüyorum. Buraya her geldiğimizde daha büyük bir mutluluk hissediyorum. Eve döndüğünüzde mutlu olmak için gerçekten güzel bir nedeniniz var. Çünkü toprağa basarak yaşayacaksınız. Çok güzel bahçeleriniz var burada. Biraz da fiyat ve ödeme planlarından bahsetmek istiyorum.
Evlerimizin fiyatı 2 milyon 510 bin ile 2 milyon 936 bin TL arasında değişen fiyatlara sahip. Lansmana özel bazı avantajlar sundu. Şu anda %5 özel bir indirim yapıyoruz. Peşin ödeme halinde ayrıca %15 özel indirim yapıyoruz. Projemizin aynı zamanda 36 aya varan vade farksız bir ayrı ödeme planı da var. İlk etabımızda Ekim 2017 tarihinde yapacağız. Şimdi izin verirseniz sözü değerli mimarımız ve meslektaşım Sayın Kerem Erdoğan'a bırakmak istiyorum. Evet, teşekkür ediyorum ve ben de hepinize hoş geldiniz diyorum. Aslında çok güzel konuyu özetlediler. Ben bizim açımızdan nasıl hikaye başladı biraz onu anlatmak istiyorum. Sonra biraz da evler hakkında bilgi vereceğim. 2014 yılının Şubat ayıydı, yani 2 yıldan fazla oldu. Böyle yağmurlu bir günde burada, yanılmıyorsam Nurol ekibinden bir beyle buluştuk. Sahayı o zaman gezdim. Tabii çok enteresan bir yer çünkü burada 1 milyon metrekareye yakın bir alan var. Mesela Nurol'un içten göz bebeği olan bir nokta burası. Genellikle bize böyle işverenler geldiği zaman hemen işte yarına başlayalım, işte izinleri alalım, işte 3 ay sonra burada temel atmamız lazım derler. Bu da öyle olmadı. 2 yıldır proje böyle parça parça didikleyerek çok tecrübeli bir ekiple, inanılmaz bir danışman kadrosuyla birlikte bugün aslında hayata geçirdik. Yani şu andan itibaren benim için artık proje gerçekten hayata geçiyor. O yüzden çok heyecanlıyım o anlamda. Ama dediğim gibi yani çok hani uyumlu ve her ne kadar uzun böyle toplantılarımız olsa bile sonuçlarda hep en doğruyu bulmak üzere bir ekiple birlikte çalışıyoruz. Neler yapmaya çalıştık burada? Yani özellikle araziye bir kere doğaya uyumlu olmak bizim için önemli bir şey. Tabii ki her yerde insan yaşadığı yerde bir takım izler bırakıyor ama bizim bırakacağımız iz burada uzun yıllar boyunca eskimesin istedik. Yani biraz böyle timeless, zamansız bir mimari yapmak hep bizim amacımız oldu. O yüzden böyle bir takım modaların peşinden koşmadan doğru mimari, doğru mekanı yakalamak bizim için aslında esastı. Onun için çok ciddi bir çaba gösterdik. Yine hep hani bu sözü edildi, bir göl havzasındayız. Burası Büyükçekmece'nin göl havzası. O yüzden bu anlamda da çok dikkatli olduk ve cidden bize verilen hakların altında bir şeyler yapmaya çalıştık. Şu andaki bizim taban izlerimiz %13-14'ler falan civarında. Onun dışındaki her taraf tekrar hani o doğayla bir arada doğanın kendi fonksiyonunu sürdürebileceği şekilde tasarlanmaya çalıştı. Her evin konumu tek tek ele aldık. Yani aşağı yukarı yani sırf maket anlamında değil, işte bütün kullanabilecek teknolojilerle kimi zaman sahaya çıkarak bu nereye yönlenmeli, en doğru yön neresi olmalı, bunun üzerine cidden epey bir emek harcadık. Hala da harcıyoruz. Yani proje bitene kadar her yani şu an temeli atılmış evlerin bile tek tek demin Taner Bey'le beraber bir konuda konuştuk. Yine gidip bakmamız gerektiğini biliyoruz ve onu da hep arkasındayız. Yine önemli bir şey bizim için burada herkesin içinde bulunmak isteyeceği bir kabuk yaratmak. Çünkü ev aslında çok özel bir şey. Yani dışarıdan belki birbirine benzer olacak ama herkes bunu kişiselleştirecek. Biz öyle bir ortam yaratmalıyız diye karar verdik ki bu herkesin yaşamına izin verecek bir kabuk olmalı. Bizim için çok önemliydi. Ve içeride yaşattığımız, yaratmaya çalıştığımız mekanlar da aslında biraz bunlara ışık tutuyor. Yani evin kullanıcısı anne, baba, işte çocuklar, evin yaşlılar olabilir, evin misafir olabilir, evin çalışan olabilir. Onlar için, herkes için yarattığımız mekan doğru olsun istedik ve doğru ölçekli olsun istedik. Dün hatta bu hani konuşmada neler vardır diye bir daha baktığım zaman gerçekten hani en ufak odanın işte 23-24 metrekarelerde olduğu, her birinin kendi içinde banyosunun olduğu, işte salonun 60 metrekarelere vardığı, mutfakların 30 metrekare olduğunu tekrar hani böyle bir şeyle yani mutlulukla ben tekrar baktım. Evlerimiz iki tip şu anda. Ben onları hatta kupe ve sedan diye adlandırıyorum kendi kendime. Çünkü birisi biraz daha böyle galeri falan, biraz daha spor bir model gibi. Birisi biraz daha böyle daha kendisi sofası var. Onda ve hani aile yaşamında biraz daha özel farklı bir yer yaratabilecek bir yer. Yine evleri biz bir konumlandırırken maketten de göreceksiniz. Evler iki katlı olsa bile aslında arka tarafta yer alan ev önde tek katlı bir yapıyı görüyor. Zaten onlar kendi kendilerini şaşırtıyorlar ama o tek katlı yapının da ölçeği aslında çok iyi. Zaten ara mesafelerimiz de oldukça fazla. 35-40 metre her evin arasında aşağı yukarı mesafe var. Ve 1000 metrekare yakında bir arsayı kullanıyorlar.
Yine hani gölgelenme bizim için önemli bir kriter. Hangi yöne baktığınız çok önemli. O yönlerle ilgili de tek tek analizler yapıldı. Gölgelenmelerine tek tek baktık. Dediğim gibi çok böyle hani abartılı bir mimari değil ama insana hizmet verecek. Yani insanın mutlu olabileceği mekanlar yaratmayı hedefledik. 30 yıl sonra da biz geldiğimiz zaman ben ne güzel bu evlenmiş diyebildiğimiz bir yer olsun hep bizim arzumuz oldu. Başka size söyleyebileceğim burası ile ilgili yine mesela hani önemli bir kriter bir bahçeli bir evde yaşıyoruz. Bir apartmanda yaşamıyoruz. Kat yükseklikleriniz mesela zeminde bizim 3.70 döşemeden döşemeye kat yüksekliğimiz var. Üst katlarda çatılarda 4 metreleri bulan mahdi yüksekliklerimiz var. Onlar da yine o mekanı çok daha zengin kılacaktır. Şu anda hani örnek evi görüyoruz ama herhalde yakın zamanda onu da görüyor olacaksınız. O zaman farklılık biraz daha da bence ortaya çıkmış olacak. Yine evler şu anda 4+1 gibi gözüküyor. Onların bir de +1 hobi odaları var ilave olan. Onun dışında bir hizmetli için +1 odası daha var. Bunlar da yine evlerin hani ayrıcalıklı kılan konulardan biri. Yine bizim için dışarıdaki yaşam çok önemli. Her evin kendine ait bir pergolası var. Bu pergoların içinden özel böyle titizlikle tasarlıyoruz. Üzerine çok tartışıyoruz. Ve geldiğimiz çünkü ben de bahçeli bir evde yaşıyorum ve işte hayatın büyük bir kısmı aslında İstanbul'da dışarıda geçebiliyor. Yani artık hani teknoloji buna biraz daha izin veriyor. Evin aslında belki yaşam, ana yaşam merkezi biraz daha dışarıya doğru taşınmaya başladı. İşte o mutfakta olan o pergolanın, o dışarıdaki oturma hayatının ilişkisi bizim için önemliydi. Onu da her iki tipte de oldukça iyi yarattığımızı düşünüyorum. Genelde notlarım bunlar benim. Dediğim gibi yani proje şu anda bizim için aslında yeni başladı. Bitene kadar da buradayız. Herhalde uzunca bir süre daha böyle zevkle gelmeye başlayacağız. Hani bu yapıda bittikten sonra daha az çabuklu bir yerde dolaşacağız. O da benim için güzel bir şey. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Ben teşekkür ederim. Değerli katılımlarınız için tekrar teşekkür etmek istiyorum. Şimdi eğer...